Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca günün gelişmelerini, seçim sonrası beklentileri ve daha fazlasını konuşmaya, anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Her akşam olduğu gibi ilk konuğumuzu hemen yayınımıza davet edelim. Tufan Deriner bize katılacak. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı, hoş geldiniz. Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. Şimdi çok konuştuk sizinle de seçim öncesi, beklentileri sorduk, olası senaryoları, olası yansımalarını konuştuk. Şimdi seçim bitti, her şey netleşti, tablo ortada. Dolayısıyla şimdi bu net tablo üzerinden bir kere daha sorayım. Ne beklersiniz borsa açısından bundan sonrasında? Evet, şimdi tabii şöyle, hani piyasaların belki de en sevmediği şey belirsizlik. Dolayısıyla hani bu çok uzun zamandır, yani 2023'ün neredeyse başından beri biz aşağı yukarı hep bir seçimle yatıp kalktığımız bir açıkçası bir süreçten geçtik ve hep anketlerde çıkan sonuçların da bu kadar yakın olması, işte hani sonrasında neler olacak, hani seçimde yaşanabilecek olumsuzluklar, bütün bu riskler bir şekilde fiyatların içine dönem dönem girdi. Dönem dönem bunların olumlu yansımalarını gördük. Dolayısıyla şu anda mesela bence bugün yaşadığımız hikayenin ana konusu şu: piyasa belirsizlik sevmiyor ve şu anda bütün belirsizlikler esasında ortadan kalkmış gibi duruyor, ama hala daha belirlenmesi gereken bence bir ufak bir konu daha kaldı. O da hani bizim tarafta özellikle ekonomi tarafı kime emanet edilecek? Hani başında kim olacak ve hani burada izlenecek politikalarda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Bence bundan sonraki, artık herhalde bugün cuma günü açıklanacağı söylendi kabinenin. O güne kadar bol bol söylentilerin geldiği hani ve bir şekilde gene karar veremediğimiz bir ortamı birazcık daha yaşayacağız gibi duruyor, ama sonuçta ana belirsizlik ortadan kalkmış durumda. Artık bir tek ekonominin kime emanet edileceği sorusunun cevap bekliyoruz. Onu da bulduktan sonra artık bence piyasa yönünü çok daha rahat bir şekilde ben açıkçası bulacağını düşünüyorum. Peki o zaman oradan devam edelim. Yani nasıl bir ekonomi yönetimi öngörüyorsunuz ve o öngörünüze paralel olarak nasıl bir yön izleyeceğini düşünüyorsunuz borsanın? Evet, tabii şimdi bunu söylemek çok kolay değil. Hatırlarsan seninle seçimden evvel yaptığımız yayınlarda da ben hep diyordum ki 3 tane seçenek var diyordum. Yani evet, bir tanesi bunların işte muhalefetin kazanması. Öbür iki seçenekten birinde de hani bugünkü politikalar devam edecek mi? Yani bu seçim sürecince geldiğimiz politikalar devam edecek mi? Yoksa birazcık daha normalleşmenin olduğu bir sürece girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Şu anda onun cevabını bence vermek hala bence çok kolay şu an için değil. Ama hani benim beklentim birazcık daha piyasanın açıkçası hani biraz daha kuralların sadeleştiği, kuralların azaldığı bir dönemi sanki ben yaşayacağız diye düşünüyorum. Burada tek düşündüren şey tabii ki de tekrar yaşayacağımız bir 10 ay sonra işte yerel seçimlerin oluyor olması birazcık beni hani o konuda net bir karar vermekten engelliyor. Ama bence kabine belirlendikten sonra ve hani ekonominin başında kimlerin olduğunu gördükten sonra buna çok daha rahat bir karar vereceğimizi düşünüyorum. Ama bütün bunların dışında hani ne olursa olsun benim hani hangi yol seçilirse seçilsin bence kur birazcık daha bugünden sonra yukarı gidecek. Faiz zaten aşağı yukarı gelmesi gereken yere geldi. Borsanın da hep iyi olacağını söylüyorduk. Zaten işte seçimden sonraki ilk gün hani zaten %4'lük bir getiri sağladığını piyasanın da çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla hani bundan sonra artık daha uzun vadeli kararlar verebilmemiz açısından bu gelişmeleri bir şekilde görmemiz lazım, ama her şekilde sanki burada yukarı, borsada yukarı gibi duruyor. Peki şimdi yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz başlıklar, gerçi şimdi biraz daha geri çekildi. Türkiye'nin risk primi meselesi yukarı yönlüydü, CDS'ler. Yine mevduat faizleri malumunuz, ciddi bir yükseliş var. Kur tarafında da döviz likiditesi meselesi tartışması yine durduğu yerde duruyor an itibariyle. Şimdi bu başlıklarda bundan sonrası için ne beklersiniz? Evet, şöyle, şimdi tabii Türkiye'nin hani bu süreç içinde makro açıdan çok ciddi problemleri var. Yani biz mesela işte 2022'nin sonunda bu 2021'in sonunda bu programa geçerken esasında koyduğumuz ana kurallardan bir tanesi artık çok az miktarda bir cari açığın oluşacağı bir ortamdan bahsediyorduk. Yani bu programın daha düzgün çalışabilmesi için bu cari açığın birazcık daha az olması gerekiyordu ve bunun yanında da sonuçta finanse ederken bunu yabancı yatırımcının da buraya geleceğini varsayıyorduk. Şimdi bu ikisinde de ciddi eksiklikler oldu. Özellikle cari açık tarafında çok ciddi olarak hele son dönemde çok ciddi cari açık söz konusu.
Ve bunun da bir şekilde biz hani bu tarafta etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu bir problem. Şimdi bunun dışında rezerv tarafında Merkez Bankası belki de hani tarihinde sahip olduğu güçleri mukayese ettiğimiz zaman en güçsüz olduğu dönemlerden bir tanesinde. Ve dolayısıyla da hani o tarafta da bir şeylerin yapılması çok önemli gibi duruyor. Bunun yanında kur diyoruz, işte ihracatçılar diyoruz. İhracat sonuçta Türkiye'nin en güven duyduğu kanallardan bir tanesi. Orada bile hani artık bu fiyatlarla ihracatçının işi çok zor. Çünkü gerçekten ücretler tarafında fiyatların çok ciddi yukarı gittiği, maliyetlerin çok yukarı gittiği. Evet, enerjide bir geri gelme oldu ama hani onun dışında da çok ciddi maliyetlerin arttığı ama kurun artmadığı da bir süreçten geçtik. Dolayısıyla ihracatçılar açısından da zor bir süreç. Yani dolayısıyla hani her yerde esasında bir problem var. Hani ben bu süreci biraz önümüzdeki 2-3 aylık süreci hani fiyatların oturduğu, doğru fiyatlara birazcık daha yaklaştığımız bir süreç olarak görüyorum ama tabii öyle oluşacak mı, oluşmayacak mı onu dediğim gibi izleyip bir şekilde göreceğiz ama sonuçta bu karşılaştığımız sorunların tamamı orada durmaya devam ediyor. Yani biz bugün mesela bir euro bondumuzu tekrar çevirmeye çalışsak ödeyeceğimiz faiz, geçmişte ödediğimiz faizin çok çok üstünde dolar bazında. CDS'lerimizin geldiği nokta zaten ortada. Bir şekilde normalleşme süreci olmadığı takdirde de bu CDS'lerde bir düşmenin gerçekleştiğini yakın bir vade içinde görme şansımız olduğunu ben açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Dolayısıyla gerçekten hani birazcık daha hala olumsuzlukların olduğu ama bir tane beklediğimiz ana belirsizliğin ortadan kalktığı ama bu problemlerin de bir şekilde önümüzdeki dönemde yatırımcılar tarafından giderileceğinin hissedilmesi gereken de bir sürecin içindeyiz. Bence kolay olacak bir süreç değil. Ama en azından bu 2-3 aylık süreç içinde neler olacağını, ne tarafa gideceğimizi, bu sorunların ne kadar derinleşeceği ya da iyileşeceğini önümüzdeki süreç içinde göreceğiz. Şimdi kur ve ihracatçı ilişkisine değindiniz. Dolayısıyla oradan bir soru sorayım isterim. Eğer kur biraz yukarı giderse ihracatçı şirketler açısından borsaya yansımalar nasıl olur? Ya muhakkak pozitif olacaktır ama tabii ister istemez kurun da şöyle bir kötü bir huyu var. Yukarı gittiği zaman enflasyon üstünde negatif bir etki yaratıyor. Yani enflasyon da bir şekilde yukarı gidiyor. Dolayısıyla hani böyle olduğu zaman bu sefer gene işçilik maliyetleri yukarı geliyor. Gene enerji maliyetleri yukarı geliyor. Yani burada bir kısır bu, döngü. Aynen, bu sarmalın içinden bir şekilde çıkacak bir yapının sağlanması lazım. Bir kere bence en önemlisi piyasalara tekrar bu güven ortamının tekrar yani herkesin aynı fikirde olduğu, inandığı bir programın bence yapılması gerektiğini ben önümüzdeki süreç içinde açıkçası düşünüyorum. Çünkü bu tarz yerde çok ciddi rezerv eksilmesine sebebiyet verdi. Çok ciddi cari açık vermemize sebebiyet verdi. Bütün bunlar belli bir süre sonra da ister istemez ekonominin üstünde ciddi bir etki yaratıyor. Yani bütçe tarafında etki yaratıyor, birçok yerde yaratıyor. Dolayısıyla bunların önlemleri uzun önümüzdeki süreçte alınmalı. Ama baktığımız zaman sonuçta kurun yukarı gitmesi, ki bunu biz aşağı yukarı daha evvelki dönemlerde yaşamıştık borsamızda. Yukarı gittiği zaman ihracatçı şirketlerinde işleri esasında toparlıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Son 3 aylık, özellikle son 3 aylık bilançolarda bunun tam tersine çevrildiği bilançoları da gördük. Hatta ileriye dönük de birazcık daha olumsuz sinyallerin verdiği bir açıkçası bilançoları gördük o tarafta. Dolayısıyla tabii ki de kurun yukarı gitmesi ister istemez ihracatçı şirketler üstünde, eğer ciddi bir enflasyon oluşmadığı takdirde, ciddi bir olumlu etki yaratacaktır. Ama en azından önemli olan şey şu, dengenin, yani ihracatçı şirketlerin de mutlu olduğu bir ortak olan bir kurun, yani piyasanın belirlediği kurun esasında oluşması bence çok daha kritik ve önemli. Peki şimdi borsada bundan sonra yeniden yukarı hareketlerin, zirvelerin görülebilmesi için ne olması, hangi hikayenin fiyatlanması gerek? Evet, bence zaten en önemli şey şu, bir hikayemiz olmadan esasında çok da fazla yukarıya doğru gidişi görme şansımız ben piyasalarda olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani doğru hikayenin burada bir şekilde yazılıyor olması lazım. Bunda olabilmesi için hep bir güven ortamının oluşması lazım. Yani mesela piyasalarımızın en yüksek seviyeleri gördüğü dönem, işte o 2013'teki Gezi olayları ve Bernanke'nin açıklamalarına kadar olanki dönemde, hem Türkiye'nin ciddi bir not artışı beklentisi ve artık yatırım yapılabilir ülke statüsüne gelecek olması, bütün bunlarla beraber, bu beklentilerle beraber
endeksin çok hızlı yukarı doğru bir şekilde gittiğini gördük. Geçen sene 2022'de rakipsiz kaldı. Öyle bir hikaye yazıldı borsa için. O da ister istemez borsayı çok ciddi manada yukarı çekmeye yaradı. Ama tabii onu yaparken bazı şeylerden de feragat etmemiz gerekti. Hani bundan sonra borsanın iyiye gidebilmesi için bence ekonominin canlanması, ekonominin daha rahat hareket edebiliyor olması, belki bankaların da olayın içine katılması artık hani bundan sonraki süreçte gereken bir dönem. Ama dediğim gibi bunları izleyip hani önümüzdeki dönemde neler olacağını göreceğiz. Hangi sektörlerin öne çıkacağının cevabını bence tüm bu bakanlar kurulu açıklandıktan sonra birazcık daha rahat yapacağız diye düşünüyorum. Sizin yakından izlediğiniz sektörler hangisi şu an? Ya tabii şimdi şöyle bir şey, mesela ben perakendecilik sektörünü şu anda gerçekten ucuz buluyorum ama hani şu anki trend itibariyle dünyada bile artık yavaş yavaş hani bu enflasyonu önleme açısından hep bu tarz şirketlere de bir baskının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani riskleri de var ama şu anda baktığımız zaman ben gerçekten hani hem enflasyon temasına çok uyan bir sektör hem şu anda birazcık fiyatlama olarak geri kaldığını düşünüyorum. Ama tabii ki de işte bahsettiğim sebeplerden dolayı yani sonuçta enflasyona sebep olduğu zaman da gelip ilk önlem alınan yerlerden de bir tanesi olmasından dolayı da hani öyle bir riski taşıyor ama ben şu anda onu açıkçası hani önde gösterebilirim. Ulaştırma sektörünü beğeniyorum. Yani şu anda Türkiye gerçekten o hub olma olayını yeni havalimanıyla beraber bir şekilde yaratmış durumda. Belki o tarafta bir hareket olabilir. Onun dışında bankalar çok ucuz ama konjonktür onlar açısından nasıl oluşacağın cevabını işte dediğim gibi onu aldıktan sonra hani o tarafta nasıl bir hareket olacağını söylemek mümkün olur ama şunu unutmamak lazım. Herhalde bankacılık sektörü şu anda piyasadaki en ucuz olan sektör. Ama dediğim gibi karlılığın nasıl olacağı konusunda çünkü ilk 3 ay zaten hani belli bir oranda azalma olmuştu. Hani bundan sonraki süreçte de ben açıkçası hani şu ana kadarki süreçte çok ciddi olumlu bir şeyler olduğunu düşünmüyorum bir banka bilançolarında. Ama bundan sonraki süreçte eğer tekrar bir olumlu ortam olursa bankalar açısından bankalar da çok çok geride kalmış durumda. Son bir soru. Şimdi bu enflasyonist ortamda nasıl bir portföy oluşturmak gerekir? Hangisi anlamlıdır ya da Evet işte. güvenlidir diyeyim? Tabii şimdi şöyle hani tam bir enflasyonun ne olduğunu anlayabilsek esasında eski döneme bakarsak sonuçta mevduat hep Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği esasında yatırım aracıydı. Yani hiçbir zaman hisse senedinin bu kadar konuşulmadığı, hatta hep böyle bir hisse senedi seferberliği yapılmaya çalışılıp insanların buraya, yatırımcıların buraya yatırım yapmalarının sağlanması için çaba sarf edilen bir esasında bir yatırım aracıydı. Ama tabii bu son dönemde birazcık daha enflasyonun çok ciddi rakamlara çıkması, faizlerin aşağıda kalması, insanların da paralarının enflasyon karşısında korumanın tek yöntemi hisse senedi olduğu için yatırımcılar da hani bu tarafa gelmişti. Dolayısıyla bence hisse senedi hala devam edecek. Bence Eurobondlar hala enflasyondan korunmak için gayet iyi durumda. Hatta dünyadaki enflasyon oranlarının da üstünde ve bize bugün net olarak hani oradaki faizleri de gördüğümüz için reel bir getiri de esasında dolar bazında sağlayan, bence enflasyona karşı koruyan önemli araçlardan bir tanesi. Bir de piyasada bir artık sadeleşmeyi faiz tarafında görebilirsek eğer, ondan sonra enflasyon ve faiz mukayesesini yaparsak, eğer orada da pozitif bir reel getiri olursa, ki ben çok beklemiyorum hani yakın vadede öyle bir şey olmasını, o zaman tabii ki faiz de olabilir ama şu an için sanki hisse senedi ve Eurobondlar enflasyondan korunmanın en iyi araçlarıymış gibi duruyor. Tufan Derinler, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı İyi yanıtladığınız haftalar. için sağ olun. Sizin notlarınızı kısa bir araya gidelim. Ardından 60 dakikaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz 60 dakikaya. Hemen bekletmeden ikinci konuğumuzu çağıralım. Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı bize katılacak. Hoş geldiniz Nadir Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ Siz olun de iyisiniz sizlere de. inşallah. Sağ olun, iyiyiz biz de. Şimdi seçim bitti. Seçimden önce çokça konuştuk beklentileri, olasılıkları ve nihayet bitti ve tablo netleşti. Dolayısıyla buradan başlayalım isterseniz. Bundan sonrası için beklentiniz nedir? Evet, öncelikle tabii hayırlı olsun. Aslında güzel bir demokrasi örneği gösterdik. Ülkemize yakışan bir seçim oldu.
herhangi bir sıkıntı olmadan, kırıp dökmeden bir şekilde süreç tamamlandı. Bu çok güzel bir iş, güzel bir gelişme. Şimdi neler oldu, ne yapacağız, bundan sonrası ne olur dersek de aslında ilk seçimle birlikte 28 Mayıs süreci satın alınmıştı bana göre. Dolayısıyla hazırlıklar buna göre yapıldı. İşte kurdaki o makasların azalması veya diğer sektörlerdeki beklentileri falan kısmi olarak tabii netleşmeye yaklaşmıştı. Ama seçimle beraber bunların hepsi bitti. Şimdi artık 5 yıl boyunca seçim falan yok. İşimize bakacağız. Ben yerel çok seçim var arada gerçi. Var ama yani o başka bir şey. Esasında bizi ilgilendiren yani hükümetin kurulması, anladım, cumhurbaşkanlığı seçim vesaire dediğim zaman ana politikaları belirleyen seçim buydu. Ben çok radikal bir değişiklik beklemiyorum aslında. Sanayiciler önünü görmek istiyor. İşine bakmak istiyor. Yatırım yapmak istiyor. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönem hareketli bir dönem olur bana göre. Ertelenen birçok alımlar vardı, işler vardı. Birçok sektörde seçim sonrası ne olacak diye belirsizlikler vardı. Bunların hepsini, bu bulutların dağıldığını düşünerek bundan sonra o ertelenen alımların yapılacağını, yeni yeni projelerin hayata geçeceğini, çünkü insanlar hayalle yaşıyor. Herkesin bir planı var. Herkesin ileriye dönük beklentileri var. Bunların artık gerçekleşmesi yönünde hareket edeceklerini, karar alacaklarını düşünüyorum. Çünkü seçim bitti. Yani iyisiyle, kötüsüyle, beğensek de beğenmesek de neticede güzel bir seçim ortamında istikrarlı bir sonuç ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonra büyümenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir artık ülkemizde, deprem de tabii buna etkisi var maalesef, ama altyapı eksiklikleri ortaya çıktı. Yapılaşma eksiklikleri ortaya çıktı. Makinalarda, iş makinalarında, sanayide, üretimde yeni yeni aksaklıklar, eksiklikler ortaya çıktı. Bunların hepsinin bir araya geldiği zaman önümüzdeki dönemde seçimden sonra artık ülkedeki hızlı bir büyüme sürecinin içerisinde olacağımızı tahmin ediyorum. Herkes buna bence hazırlanmalı. Çünkü Türkiye'nin ufku açık, önü açık. Dolayısıyla hepimiz bu süreçte üzerimize düşeni yapıp daha güzel bir neticeye ulaşırız diye beklenti var bütün sanayicilerde. Peki şimdi Nadir Bey, depremi zaten ayrıca bir soracağım size, deprem bölgelerini, oradaki tespitleri, hali hazırda oradan gelen haberleri, ama şöyle yapalım mı? Şimdi sizin de isterseniz biraz böyle, hani siz genel bir perspektif verdiniz zaten beklentilerinize dair. Biraz tamam, böyle kırımlara inelim ve acil durum tespitleri yapalım. Yani size ben desem ki bugün hemen, hatta dün yapılması gereken ne? Evet. Şimdi bir kere herkesin kabul ettiği bir finansman sorunu var. Hı hı. Bunu hepimiz kesin de çok kısa bir sürede bekliyoruz. Özel ve kamu bankaları arasındaki çok ciddi bir faiz makası var. Bunların da bir şekilde artık çözülmesi lazım. Yani birçok uygulama vardı seçimden önce, geçen yıl başlayan uygulamalar. Bunların gözden geçirilerek sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması tarafındayım. Bunların da hemen yapılmasını düşünüyoruz. Mesela hesabında çeşitli nedenlerle döviz bulunduranların krediye ulaşımları engellenmişti biliyorsunuz. Bu da paraların ciddi miktarda yastık altına gitmesine neden oldu. Bizim duyduklarımız, konuştuklarımız sanayiciler bu yönde görüş beyan ediyorlar. Tabii bunun da kimseye faydası yok. Sistemde olsaydı hem başkaları da bundan istifade ederdi, hem de kimisi faiz alırdı, kimisi başka amaçla da kullanırdı. Bunlar da bir şekilde yani çabucak çözülmesi lazım. Enflasyon tabii başımızın derdi, enflasyon. Yani şu anda birileriyle uzun vadeli bir anlaşma yapmak istemiyoruz. Çünkü yarın öbür gün fiyatlar artarsa bu işten zarar edebilir miyiz diye. Çünkü yatırım yapmak için bunların hepsinin şart olduğunu görüyoruz. Yani bizler sanayiciyiz. Sürekli yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hiç paramız da olmuyor aslında. Yani paranın biraz geleceğini duyarsak hemen yatırıma başlıyoruz. Ama bunun için de işte önümüzü görmemiz ve finansman sorunlarıyla enflasyon sorununun baştan çözülmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Bir de bu öngörülmeyen maliyet artışları, işçilikteki asgari ücretteki artışlar vesaire, bunlar da bizim önümüzde neticede bekleyen bir konu. Yani mesela bir EYT ile ilgili bir süreç yaşadık biliyorsunuz. Evet. Ve birçok sanayicinin 2023 yılı bütçesinde bizde dahil böyle bir şey yoktu. Evet, belirli imkanlarla EYT'ler için KGP vesaire işler çözülmeye çalıştı ama birçok firma bugün o kadar yükü kaldırabilecek kabiliyette değildi. Hala da ben duyuyorum, kimisi bir yılda ödeyebilemiyormuş, kimisi ödeyemediği için çalışanlarıyla mahkemelik olmuş falan. Bu gibi şeylerin de önüne geçebilmek adına özellikle de şimdi asgari ücret var önümüzde. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Temmuz ayında yeni bir asgari ücretin güncellenmesinden bahsetti. Orada da çok sanayiciyi zora sokacak, rekabet gücünü bozacak bir gelişme olmamasını arzu ediyorum. Nadir Bey, siz şimdi bu anlattıklarınızı yetkililerin de olduğu ortamlarda dile getirdiğinizde ne cevap alıyorsunuz? Zamanı geldiği zaman yani bununla ilgili tabii ki çalışmalar yapılacağını, işte her iki tarafında mutlu olacağı bir çözüm yolu arandığını ve bunun bulunması için de çalışmalar yapıldığı gibi cevaplar alıyoruz genel olarak. Peki, yeterince hızlı mı sizin için bu çalışmalar? Vallahi şimdi seçimden önce tabii bütün konuların önüne malum seçim süreci geçti. Ve hızlı olduğunu söyleyemem ama bundan sonra çok hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz özellikle Eskişehir'de yetkililere ulaşma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Yani hem bakanlarımıza hem yerel yöneticilere hem mülki amirlerine falan ulaşmakta çok sorun yaşamıyoruz. Dolayısıyla bu gibi sorunlarımızı hızlı bir şekilde doğru kanallar, doğru dille ilettiğimiz zaman çözüm noktalarında ilerleme kaydedilebiliyor. Yani çok geç kaldığımızı söyleyemem. Yani biz aslında çözümsüzlük görmüyoruz tam olarak. Peki. O zaman biraz temsil ettiğiniz sektörler açısından da konuşalım, olur mu? Yani hani en çok zorlanan sektörler hangisi mesela? Şimdi aslında yatırım yapmayan, inovasyon yapmayan, nitelikli iş gücü konusunda sıkıntı çeken bütün sektörler zorda şu anda bana göre. Örneğin hazır giyim bu anlamda sıkıntı yaşıyor. Yükte hafif, parada düzeltiyorum, yükte ağır, parada hafif ürünlerle çalışan, yani eski metotlarla üretim yapan firmaların çok büyük bir kısmı sıkıntı yaşıyor. Finansman gücü olmayan ya da işletme sermayesi olmayan firmalar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu anlamda bu sektörlerin mutlaka ve mutlaka mercek altına alınması gerekiyor. Çünkü bizim bölgemizin çok büyük bir kısmı zaten KOBİ. Türkiye'de böyle gerçi de. KOBİ'lerin sorunları diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü orada birçok firma yani kurumsallaşmadan çok uzak. Aile şirketleri yönetiliyor. Aile şirketlerinin mantığıyla yönetildiği zaman da birçok konularda çözümsüzlük de oluyor. Bunların da rekabet gücü olmuyor. Aslında kolay, ucuz ve hızlı üretim yapan KOBİ'lerimizin buradaki rekabet gücü de azalmış oluyor bu anlamda. Nadir Bey, ithalat ihracat rakamları nasıl? Şimdi Eskişehir özelinde biz dış ticaret fazlası veriyoruz. Ama Türkiye'mize baktığımız zaman ihracat biliyorsunuz %17 azaldı. İthalatta en son %4,5'tü galiba azaldı. Şimdi buradaki dış ticaret açığı ciddi miktarda çoğalıyor. Bununla ilgili de hep konuşuyoruz işte. Rekabet gücümüzün korunması için kurlarla ilgili herkesin bir görüşü var. Ben aslında biraz farklı düşünüyorum burada. Yani bence sadece kurun ihracatımızı arttırabilmesi için yükselmesi geçici bir çözüm olacaktır bence. Aslında kalıcı çözüm ne? Kalıcı çözüm işte onu söylemeye çalıştım. Aslında biz teknolojik yatırımlarla biraz evvel bahsetmeye çalıştığım yüksek teknoloji ürünü ihracatı ile daha pahalıya ürünler yapmak durumundayız.
Yani ihraç ettiğimiz ürünlerden ithal ettiğimiz ürünlerin daha fazla, daha pahalı olması gerekiyor. Bununla ilgili de mutlaka ve mutlaka inovasyon gerekli, yatırım gerekli ve bunların sonucunda da biz bütün dünyaya işte son dönemde savunma sanayide yakaladığımız ivme gibi diğer sektörlerde de bu ivmeyi yakalayarak daha pahalıya ürünler yapmalıyız. Herkesin verdiği bir örnek var. Cebinde şu var. İşte bunun işte 200-300 gram geliyor ağırlığı. İşte 1000 dolara satılıyor ama biz bir kamyon değişik bir malzemeyi de 2000 dolara satıyoruz. Şimdi birisinden ise 1000 kat fark var. Yani 1.4 dolar seviyelerindeki ihracat rakamıyla bu iş tabii çok kolay bir şey değil. Bunların hızlı bir şekilde daha pahalı ürünlerle devşirilmesi ve bizim dış ticaret fazlası vermemiz gerekiyor. Çünkü 500 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. O hedefimiz var mı? Bizim var. Gerçekçi mi? Gerçek. Yapacağız bunları kısa zamanda. Ama bunun için de dediğim gibi mutlaka ve mutlaka inovasyona dayalı ve yeni yatırımlarla bu işin ithalat ihracat arasındaki farkın azalması gerekiyor. Çünkü bu kadar dış ticaret açığının sürdürülebilir olması yani mümkün değil. Peki şimdi şunu merak ettim. Bu yüksek teknoloji yatırımlarının toplam üretimdeki payı nedir? Yüksek teknoloji üretimlerinin. Şimdi Türkiye'de bu rakam 3.5-3.8. Yani Türkiye'nin toplam ihracatının 3.5-3.8'i yüzdelik dilimde yüksek teknoloji ürünü. Eskişehir'in de toplam ihracatının içerisindeki yaklaşık %15'i yüksek teknoloji ürünü. Eskişehir bu anlamda Türkiye'deki tek ve en çok ayrışan şehir. Şimdi bizim gelecekteki kısa vadedeki hedefimiz %20'lere bu rakamı taşımak. Ondan sonra da kademeli olarak %25'e taşımak. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir çalışma olacaktır. Yani 3.8 Türkiye'nin toplam ihracatındaki rakam çok düşük. Bunu baştan 5, 6, 7 gibi rakamlara çıkarmaya başladığımız zaman göreceğiz ki ithalatla ihracat arasındaki makas da ciddi miktarda daralacaktır. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman çok büyük bir kısmında bu oranlar yüksek. Ama bizde şu anda oldukça düşük. Yani 3.5, 3.8'lik rakam gerçekten bizim bu konuya ciddi ciddi eğilmemiz gerektiğini gösteriyor. Peki o zaman burada akla tabii hani sizin de sıkça vurgu yaptığınız nitelikli iş gücü meselesi de geliyor, öyle değil mi? Yani evet. Ne yapmak lazım? Nasıl bunu arttırmak, kaybetmemek mümkün? Ve ne kadar kritik bir meseleden bahsediyoruz aslında? Ya aslında çok kritik bir meseleden bahsediyoruz. Yani nitelikli iş gücü bütün sanayicinin ortak sorunu. İşletmelerde sebat edecek, uzun süre çalışacak bizim yol arkadaşlarına ihtiyacımız var. Yani mavi yakalı arkadaşlara özellikle ihtiyacımız var. Ama maalesef bunu bulmak çok mümkün olmuyor. Bu sorunu tabii işte bizim mavi yakalı personel ihtiyacımız yok. Devlet bu işe çözüm bulsun demek de kolaycılık olur. Bu da çok doğru değil. Devlet bu tek başına yapacağı bir şey de değil belki. Bizim de sanayiciler olarak burada elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çünkü Eskişehir özelinde konuşuyorum. Türkiye'de de böyle. Çok büyük oranda böyle. Biz işsizlik değil, işçisizlik sorunu yaşıyoruz. Bütün fabrikaların büyük bir kısmında kapılarında yol arkadaşları arıyoruz diye tabelalar var. Ne yapmak lazım? İşte bu mesleki eğitimlere önem vermek gerekiyor. Oradaki şartları değiştirmek gerekiyor. Belki meslek lisesi mezunlarının askerlikle ilgili sorunlarının çözülmesi veya buna benzer başka avantajların verilmesiyle meslek liselerinin özendirilmesi gerekiyor. Çünkü oradan çıkan insanların büyük bir kısmı sanayide çalışmaya hevesli. Eli anahtar tutuyor. Bir şey tarif ettiğiniz zaman anlıyorlar. Ama başka türlü olduğu zaman ne oluyor? Gidiyor. Hizmet sektöründe çalışmak istiyorlar. Yani sanayide elim kirleniyor diyor veya başka bir şey söylüyor. Halbuki sanayideki kazanç istikrarlıdır, süreklidir ve mutlaka onun bundan sonraki hayatında, geleceğinde istikrarlı bir şekilde yol almasının nedeni olacaktır. Hizmet sektöründe bugün burada çalışıyor, 3 ay orada çalışıyor, başka belki bir kafede çalışıyor, bir şey oluyor ama onlar sürekli olmuyor. Bizim işte bu nitelikli iş gücüne ulaşma konusunda bu çalışmaları mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Biz organize sanayi bölgesi olarak, Eskişehir olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kendimize özel Türkiye'nin belki de en iyi meslek lisesini kurduk. Yetişmiş ama mesleği olmayan gençlerimizi evlerinden, mahallelerinden alarak artık onlara meslek öğretiyoruz ve onlara sanayiye kazandırıyoruz. Aşağı yukarı %100'üne de hemen eğitimlerimizin sonunda iş buluyoruz.
Onun için nitelikli iş gücü bu anlamda çok önemli. Bir de depremle alakalı iş gücünden bahsettiniz. Tam da ben de lafı depreme getirecektim. Çok iyi yaptınız. Öyle sordunuz diye aklıma geldi şimdi. Şimdi deprem bölgesinden bizim bölgemize de gelen ciddi iş gücü var ama bir karar aldık biz yönetim kurulu olarak. Oradaki çalışanları mümkün olduğu kadar bizim bölgemizi istihdam etmeyelim. Çünkü onları Eskişehir'de istihdam ettiğimiz zaman bu şehirde kalırlarsa bu sefer geldikleri yerlerde daha fazla sorun olmaya başlar. Yani oradaki fabrikaların da çalışması lazım. Neticede bir yıkım oldu. Hiçbirimizin arzu etmediği acılar yaşandı. İşte oradaki insanların, oradaki çalışanların da kendi bölgelerinde, kendi fabrikalarında çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar deprem bölgesinden bizim bölgemize gelen mavi yakalıları ya da beyaz yakalı zaten sorunumuz yok burada, almamaya çalışıyoruz. Çok ihtiyacımız olduğu halde biz de buradaki ihtiyacımızı ya da yaramıza taş basıyoruz ama onları alarak oradaki meslektaşlarımızı, sanayicilerimizi de mağdur etmemek yönünde çalışma yapıyoruz. Nadir Bey, son bir soru. Şimdi tüm bu anlattıklarınızı bir süzgeçten geçirip bize bir dünya kıyaslaması yapar mısınız? Yani şunu demek istiyorum. Dünyada, küreselde gidişat, oradaki eğilimler, öne çıkan aktörler, oyuncular ve Türk iş dünyası, sanayicisi neresinde bu zincirin? Kaçırılan fırsatlar varsa neler ve ne kadar hızlı hareket edilmesi lazım yakalamak için o momentumu? Artık dünyada birçok kriter olmaya başladı. Şimdi hepimiz ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bizim ülkemiz ihracatçı bir ülke olmaya çalışıyor. Birçok fırsatlar var. Özellikle pandemi döneminde çok fırsatları vardı ama bazılarını iyi değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Bazılarını da değerlendirdik. Ne kaçtı mesela pandemi döneminde? Mesela pandemi döneminde Avrupa'ya bizim yakın olmamız nedeniyle uzak doğuda yapılan birçok ürünün daha fazlasının Eskişehir'de ya da Türkiye'mizde yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki hem navlunun fiyatları biliyorsunuz o zaman çok ciddi miktarda konteyner fiyatları falan şu anda kinin 10 katı 15 katı üzerine çıkmıştı. Artı yol ücret süresi artı bir tek ülkeye bağlı kaldığımız zaman oradaki herhangi bir olumsuzluk neticesinde oradaki üretim banttan durması gibi çok sıkıntılar vardı. İşte biz ülkemizde çok bir de özellikle dünyanın tüketim tarafında ve alım gücü yüksek olan Avrupa bölgesini düşündüğümüz zaman Türkiye'ye çok yakın oraya. 2 günde, 3 günde tırlarla biz o bölgeye ulaşabiliyoruz. Bu avantajı tam olarak kullanamadığımızı düşünüyorum. Neden? Niye bazı kullanamadık biz bunu? Mesela bazı fiyatları biraz gereksiz arttırdık gibi geldi. Bir de bazı ürünlerimizde kaliteyle ilgili sorunlar oldu. Bunların olmaması gerekirdi bana göre. Yani kaliteli ve rekabet edilebilir ihracat için yatırım yapmamız gerekliydi. Onu da tam yapmış olmadık ya da tam yaptığımız bir süreçte yakalanmadığımız için böyle bir şey oldu. Şimdi dünyayla rekabet edebilmek için mutlaka ve mutlaka biraz evvel bahsettiğim gibi inovasyon şart. Dünya artık teknolojiyle mücadele ediyor. Herkes birbiriyle yani yoldan da eskiden birileri birbirinin yolunu kesip de şunu ver bunu ver diyor. Şimdi böyle bir şey yok. Herkes teknolojik olarak bu işi çözmeye çalışıyor. Hatta birçok kişi bilgisayarın başında bu işi çözmeye çalışıyor. Şimdi biz üretim yapmamız lazım. Yaptığımız üretimin kaliteli olması lazım. Rekabetçi olması lazım. Herkesin kabul ettiği bir kalitede olması lazım. Bunun için de ciddi ihracat yapacağız tabii sonucunda. Peki ne oluyor? Yatırım yapacağız. Şu anda Türkiye'de %76-77 civarında olan bir kapasite kullanım oranlarımız var. Hiçbir fabrika, yani ben de sanayiciyim, %100 kapasiteyle çalışan makinaları kullanmıyor. Yani kısa süre belki %100 ile çalışır ama genel olarak maksimum %90 civarında bir kapasiteyle çalışır. Çünkü bunların teorik kapasiteleriyle fiili kapasiteleri birbirinden farklı yani. Duruyorsunuz, yağlama soruyor, bakım oluyor vesaire işte. Şimdi %76-77'ye gelen bir kapasite oranı demek ki sona gelmişiz. Biz madem ki dünyayla rekabet etmemiz gerekiyorsa, ihracatımızı arttırmamız gerekiyorsa yatırım yapacağız. Yatırım yapmak için finansman sorununu çözmemiz gerekiyor. Yani seçimden önce birçok konularda gördüğünüz gibi çok ciddi miktarda faiz oranları oldu. Bu rakamlarla borçlanıp da yatırım yapılabilir mi? Peki bunu yapmasak dünyayla rekabet edebiliriz? Edemeyiz. Dünya şimdi bakıyorsunuz siz çok teknolojik ürünler yapıyor. Evet. Çok küçük ürünler yapıyor. Ya bunları da bizden daha ucuza yapıp
daha kullanışlı hale getiriyorlar. İşte bizim buralarda mücadele edebilmemiz için de bahsettiğim gibi mutlaka ve mutlaka inovasyon fikrini hep herkes mümkün olduğu kadar, gücü yettiği kadar firmalarında, fabrikalarında uygulamalı ki dünya küçüldü. Yani eskiden bir şey alacaktınız, belki kendi çevrenizdeki görebildiğiniz yerlerden araştırıyordunuz ama şu anda dünya elinizin altında. Kim bir şey alacaksa bilgisayara girdiği zaman internetten hemen hemen bu ürünle ilgili birçok değişik veriye ulaşabiliyor. Eskiden sadece fuarlardan fuarlara biz ürünleri gördük, yenilikleri evet. görürdük ve ona göre karar verdik. Şimdi böyle değil. Yani tamam yine görsel olarak oralara da belki ihtiyaç var ama ağırlıklı olarak herkes dijital ortamda her şeyi görmeye başladı. Alternatifiniz çok fazla. Eskiden siz bir ürün yapıyordunuz. Millet o diğerlerini bilmediği için belki sizinkini alıyordu. Şimdi yok. Herkes değişik alternatiflerle değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla bizim işte bunlardan da rekabet edebilmek adına yatırım yapmamız lazım. Ülkemizi kalkındırmamız lazım. Yani biz birinci sınıf dünya ülkesiysek ve böyle kalacaksak çok kaliteli ürünleri rekabet edebilir koşullarda yapmalıyız. İhracat fiyatımızı mutlaka arttırılması gerekiyor. O yani 1.10'da 4 dolarlar falan ton fiyatları, kilogram fiyatları bizim bundan sonraki süreçte işimizi zorlaştıracaktır. Nadir Küpeli, çok çok teşekkürler yayına katıldığınız, sorularımızı ayrıntılarıyla cevapladığınız için sağ olun. İyi akşamlar. Nadir Bey'i uğurlayalım ve hemen son konuğumuzu alalım yayına. Erdem Çenesiz, hoş geldiniz. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Zeynep Hanım, iyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Erdem Bey, size de aynı soruyu sorarak başlayayım. Yani bir seçim sürecini geride bıraktık. Uzunca da bir süreç oldu. Dolayısıyla artık her şeyin netleştiği bir tablo var. Seçim sonrasına ilişkin beklentileriniz, talepleriniz nedir? Evet, Zeynep Hanım, öncelikle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve tüm milletvekillerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyoruz. İş dünyası açısından tabii siyasetten ayrı, siyasete sadece ülkeyi yöneten gözle baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının siyasi açısından bir uyumsuzluk riski içermeyecek şekilde sonuçlandığını tespit ettiğimizi söyleyebilirim. Bu açıdan da geldiğimiz nokta artık iş dünyasının çok hızlı şekilde seçim atmosferinden uzaklaşmayı bir an önce odaklanılacak ekonomi ve yapısal iyileştirmeler konusunda ilerlemeyi beklediğini söyleyebilirim. Tabii seçimin iki turlu olması bu aradaki süreç açısından bir miktar kısa da olsa bir vakit kaybı oldu. Ancak şimdi bunu telafi edebilecek bir ortamdayız diye düşünüyoruz. En azından siyasi bir risk içermeyen bir sonuç olduğunu söylemiştim biraz evvel. Bu açıdan bir an önce ülkemizin en önemli, en temel gücü olan, biraz evvel Sayın Küpeli de aynı şeyleri söyledi, ihracatımız, yani üretmek ve ihraç etmek dışında iktisadi gücümüz çok fazla yok. Başka alanlarda da ilerliyoruz ve büyüyoruz, bu çok bariz. Ancak en büyük dinamiğimiz bizim üretmek ve bunu dünyanın her tarafına ihraç etmek. Şimdi bu odakla tekrar her şeyi tekrar oluşturmamız lazım. Nasıl ihracatı artırırız, nasıl üretimi artırırız? Tabii ki iyi arttı son 3-4 yılda. Bu artışı devam ettirmeyi nasıl sağlarız? Bunlara odaklanmamız lazım hep beraber. Bunun gereğini iş dünyası olarak da biz gerek görüş verme, gerek bize biçilen rolde görevimizi en iyi yapma konusunda hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Şimdi veriler de ekrana geldi. İsterseniz siz de telaffuz edin sektöre ilişkin özellikle ihracat verilerini ve tabii bunun özelinde de hedeflerinizi, yani buradan nereye varmak istediğinizi. Onun arkasına da şunu da ekleyelim. Acil halledilmesi gerekenler neler? Evet, öncelikle maalesef seramik sektörümüz açısından 2023'ün ilk 5 ayı çok istediğimiz gibi değil. Üzülerek ifade etmem lazım ki ilk 5 ayda ihracatımız geçmiş yılın 5 ayına göre %30 azaldı. Bu çok keyif almadığımız bir ortam. Çeşitli sebepleri var. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanma. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin Türk seramiğine karşı uyguladığı bir anti-dumping soruşturmasının sonuçlanması ve Türk karo seramiğine dumping vergisi uygulanması, ki bu son derece haksız bir uygulamadır, onu ifade etmek isterim. Savunmalarımız çok yerinde ve çok mantıklıyken komisyon yeterince incelemeden bir karar almıştır. Bunu bütün açık yürekliliğimle ifade etmeyi bir görev biliyorum. İyi taraf şu,
Mayıs ayına baktığımızda ihracattaki azalma hızımız yavaşladı. O da sadece Mayıs'a baktığımız zaman geçen sene Mayıs'a göre azalmamız %20. Alt sektörler arasında farklar var. %40 ile %12 arasında azalmalar var. Ortalaması dediğim gibi şu anda %20'de. İnanıyoruz ki yılın ikinci yarısında biz tekrar toparlayacağız. Ama maalesef ciddi bir Çin ve Hindistan riskiyle karşı karşıyayız. Şunu da belirtmem lazım. Seramik sektörü çok enerji yoğun bir sektör. Dolayısıyla bizim dinamiklerimiz enerji fiyatlarıyla çok ilintili. Ülkemize baktığımız zaman Türkiye Avrupa Birliği'ndeki en ucuz konut doğalgaz fiyatına sahip ülke. Yani konutlarımızda kullanılan doğalgaz fiyatımız Avrupa'nın en ucuzu. Ancak sanayide aynı şey geçerli değil. Maalesef sanayide son noktada rakip ülkelerimize göre %20 civarında sanayi doğalgazında yükseğiz. Bunun da biz yerli doğalgazımızın oranının artmasıyla tekrar rekabetçi konumumuzu kazanacağımıza inanıyoruz. Bunu da önemsiyoruz. Bu süreç içerisinde de enerji yüksek sektörlerde özel bir doğalgaz tarifesi uygulanmasının bu azalan doğalgaz ihracatımıza bir çözüm olabileceğini belirtmek isteriz. Şöyle ki düşünün ki bir sektörün maliyetinde doğalgaz %2 ya da %5. O sektörler için doğalgazın bir miktar daha rakiplere göre yüksek olması veya düşük olması hayati değil. Ama bizim sektörlerimizde doğalgaz dönemsel olarak %30 ila %55'e kadar artabildi, değişebildi. Bu kadar yüksek bir paya sahip bir doğalgaz maliyetlemesinde bu sektörlerin, hangi sektörler bunlar dersek başta tabii seramik geliyor. Özel bir doğalgaz tarifesiyle fiyatlandırılması bizim azalan ihracatı tekrar artışa çevirebileceğimiz bir ortamı doğurabilecektir diye düşünüyoruz. Erdem Bey, yatırım fırsatlarını nerede görüyorsunuz? Açıkçası seramik sektörü son 3 yılda çok yatırım yaptı. Yani en fazla yatırım yapan sektörlerin başındayız oransal olarak kapasitemizi artırma konusunda. Bu yatırımlar devam da ediyor. Yeni fabrikalar kuruluyor. Mevcut fabrikaların tamamına yakını kapasite artışımı, tevsi yatırımları yaptılar. Sıfırdan yeni yatırımlar devam ediyor. Yani Türkiye'nin seramik kapasitesi önümüzdeki yıl bugüne göre çok daha büyük olacak. Henüz bunun pazarını bulamadık. Ana pazarlarımız Avrupa Birliği ve Amerika'ydı. Her iki pazarda da bir miktar daralma var. Çin'den çok iyi pay kapmıştık ama bunu biraz geri veriyoruz. Avrupa Birliği'nde anti-dumping uzak pazarlarda ne kadar Amerika'da bir pay kapmıştık? Bizim kendi ihracatımız hep double, iki rakamlı büyüyordu son 3 yıldır. Ve bu büyümeyi sürdürür hale getirmiştik. Ancak özellikle Avrupa Birliği'ndeki anti-dumping Hindistan lehine bize bir pozisyon oluşturdu. Bizi olumsuz duruma düşürdü. Bu süreç nasıl işledi? Niye böyle bir sonuç oldu? Hani biraz orayı deşelim, anlamaya çalışıyorum. Açıkçası biz içerisinde bulunduğumuz Avrupa Seramik Federasyonu'nda yıllardır görev alıyoruz. Bizler orada temsil ediyoruz Türkiye'yi. Orada yapılan çalışmalarda Hindistan'a yönelik bir anti-dumping soruşturması açılırken ve hatta Hindistan'a yönelik anti-dumping soruşturmasının ön raporunda Türkiye'ye bir anti-dumping soruşturması açılmasına gerek yoktur diye ön raporda bölüm varken birdenbire 2021 yılında bu rapor değişti ve Türkiye'ye de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği söylendi. Çok hem kamu hem özel sektör gerçekten çok yoğun bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımıza, rakip ülkelerimize, işbirliği yaptığımız herkese, tedarikçi olduğumuz makinacılar veya hammaddeciler dahil çok geniş bir platformda. Burada kamuya da teşekkür etmek isterim. Ticaret Bakanlığı da çok yanımızda durdu bu konuda. Bir trafik yürüttük. Maalesef haksız olduğunu şöyle söylüyorum. Bütün hesaplamaları ortaya koyduk. Hesaplama metotlarında Avrupa Komisyonu çok adil değildi. Zaten ilk çıkan oranlar çok daha yüksekti. %20'ye yakın bir ülke marjı belirlenmişti. Bizim itirazlarımızla bu ülke marjı %9'lara kadar indi. Bu da adil değil. Bununla ilgili hukuki firmalar bazında hukuki mücadelemiz devam edecek. Kamudan da bu konuda destek alıyoruz. Ancak ben bunun ne kadar teknik bir çalışma, ne kadar siyasi bir karardır bu konuda Erdem Bey, tam da şunu merak ediyorum. Şimdi şimdi bu Avrupa'nın izahı, yanlış anlıyorsam düzeltin, kendini koruma amaçlı yaptığı bir uygulama, öyle mi?
Doğrudur. Ha. Kendi sanayicilerini korumamak. Aynen, tamam. Şimdi o zaman size bu uygulama hayata size yönelik, yani Türk iş dünyasına, sanayicisine yönelik bu uygulama hayata geçtikten sonra hangi ülkeler bu pazarda daha aktif oldu? Hindistan aslında soruşturmanın en temel kaynağı olan ülke Hindistan'dı. Bu soruşturmadan sonra Hindistan bir miktar faydalanıyor. Tabii Avrupa Birliği içerisindeki İspanya ve İtalya'nın bundan faydalandığını da biliyoruz. Ancak özellikle Polonya tarafındaki üreticilerinde boşalan pazardan, boşalan demeyeyim ama bizim zorlandığımız alandan kendilerine daha pay aldığını görüyoruz. Şimdi Avrupalıları anladım da amiyane tabirle sorayım, kusura bakmayın. Hindistan nasıl sıyırdı bu işten? Tekrar söyleyeceğim. Eğer tamamen teknik ve tamamen veriler üzerinden daha ciddi bir araştırma komisyon çalışması yapılsaydı Hindistan'ın dumping marşı Türkiye'nin iki katı olmalıydı. Pozitif ancak, ayrımcılık yapıldı o zaman Hindistan'a yönelik, öyle anlıyorum. Tam da belki öyle de diyemeyeceğim ama teknik çalışmada Türkiye daha fazla yoruldu, öyle söyleyebilirim. Türkiye'nin daha fazla üstüne gidildi. Peki, tamam. Şimdi durum bu. Bundan sonrası için planlamasını nasıl yapıyor sektör? Biraz evvel de söyledim Zeynep Hanım, çok fazla yatırımımız var. Yani bu aslında bir taraftan işin dolu tarafı, bardağın dolu tarafı. Hazırız, güçlüyüz. Dünyanın başka yerlerinde de ürünümüzü tanıtmak ve satmak istiyoruz. Ancak bunları yan yana koyduğumuzda bizim kendi inisiyatifimizle ve kendi yeteneklerimizle firma olarak yapabileceğimiz şeyler daha iyi işletmecilik, enerjiyi daha iyi kullanmak gibi bir takım unsurlar, daha iyi ürünler yapmak, daha güzel imaj oluşturmak. Ancak enerji gibi çok majör bir konu var. Yani biz ne yaparsak yapalım, enerjideki bir farkı, %20 gibi bir farkı bizim iyi işletmecilik yapmamız, iyi ürünler yapmamız çok da kapatmıyor. O açıdan buradan biraz evvel söylediğim şeyi bir daha söylemek istiyorum. Yani seramik gibi içerisinde doğalgazın çok önemli maliyet faktörü olduğu sektörlerde özel bir tarife, ki bu eskiden olan bir şeydi. Çok eskiden böyle bir tarife vardı. Mineralojik sektörlere, maliyetinde doğalgazın çok yüksek olduğu sektörlere. Bunu tekrar BOTAŞ bu konuda bazen iyi adımlar atıyor. Tekrar bir gündeme getirmemiz lazım. Çünkü şu anda %20 gibi pahalıyız. İkinci konuda sadece bizim sektörümüzü değil, bütün ihracatçı sektörleri ilgilendiren, sizlerin yayınlarında çeşitli iş dünyası temsilcilerin defalarca dile getirdiği, Sayın Tim Başkanımızın da vurguladığı rekabetçi bir kur. Daha doğrusu yani kur şöyle olmalı, rekabetçi kur tanımını da açalım. Kur, iş dünyasını ihracata teşvik etmeli. Bunun yanında da ithalat yapmamaya da teşvik etmeli. Yani ithalattan da kaçındırmalı. Tabii bunu birçok şekilde konuşacağız. Diyeceğiz ki bu iç pazarda fiyatları artırabilir, bunun etkileri olabilir. Mutlaka bunun olumsuz tarafları olacaktır ama bir denge içerisinde eğer bir yıllık enflasyonun karşısında aynı takvim yılında, aynı cari yılda kurunuz enflasyon kadar artmıyorsa, en azından maliyet enflasyona kadar artmıyorsa bu defa sizin rekabet üstünlüğünüz elinizden gidiyor ve pazar kaybediyorsunuz. Şu anda bizim sektörümüz bunu bariz yaşamaktadır. Tabii bunları anlatırken olumsuz değiliz. İnanıyoruz ülkemizin gücüne, bizim yapabileceklerimize inanıyoruz ama bunların hepsinin planlı bir denge içerisinde geçişleri iyi planlanmış adımlarla pazarları biz imajla ve ürünle kazanırken bir taraftan maliyetten kaybetmeden ilerleteceğimiz bir kamu özel sektör işbirliğiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Sizde istihdam kesiminde durum ne? Şu anda istihdamda bir azalma yok. Bir miktarda yeni yatırımlarla beraber yeni istihdama hazırlık açısından talep vardı ama bu talep şu anda fiiliyata dönmedi. Yani kapasite artırmak isteyen fabrikalar henüz yeni istihdama başlamadılar. Ancak mevcut kapasitelerde bir kısılma oldu. Bu istihdam azalmasına yansımadı. Umuyoruz ve inanıyoruz ki ikinci yarıda bu kapasiteler normalleşecek ve henüz verimli çalışmayan o istihdamı tekrar güzel çalıştıracağız. Bir azalma olmadan, bir yol kazasına uğramadan sektörümüz istihdamını devam ettirecektir. Ne kadar bir istihdamdan söz ediyoruz sektörde? Sektörümüzün toplamda direkt istihdamı 35 bin kişilerde. Ancak
Bildiğiniz gibi seramik sektörü yerli katma değeri çok yüksek bir sektör. Yani yaptığımız çalışmalarda bunu net ortaya koymuştuk ki 100 dolarlık seramik ihracatında 82 doları ülkede kalıyor. Yani bizim firmalarımızda değil ama çalışanımızda, nakliyecimizde, yerli ham maddemizde, tedarikçimizde, bize makine yapanda, bizim ürünlerimizi taşıyanda birçok yerde bu 100 dolarlık ihraç edilen seramiğin 82 doları ülkede kalıyor, dışarı çıkmıyor. Dolayısıyla bu çok rekor bir rakam. Bizim ihracat rakamlarımıza da böyle bakılmasını hep özellikle vurguluyoruz. Yani bazı bütün sektörlerimiz özeldir, bütün sektörlerimiz önemlidir. Teknolojik sektörler hep önemsenmiştir, doğrudur. Bunlar hep doğrudur. Ancak biz 10 milyar dolar ihracat yaptığımız zaman biz 8.2 milyar dolar kazandırıyoruz. Ama bazen başka bir sektör 10 milyar dolar ihracat yaptığı zaman sadece 2 milyar dolar bu ülkeye kazandırıyor. O açıdan da bu doğal kaynaklarla büyüyen sektörler olarak da önemsenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Keza İtalya'ya ve İspanya'ya bakın, seramik sektörlerine çok sahip çıkarlar. En ufak bir sorunda, demin de sizde paylaştığımız gibi anti-dumping gibi çalışmalarla rakipleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu iki ülke için, İspanya ve İtalya için seramik sektörü çok kıymetli. Sebebi de biraz evvel söylediğimiz gibi yerli katma değer oranının, yani o ülkenin kendi ham maddesiyle, o ülkenin kendi kaynaklarıyla üretim yapıp ihracat yapıyor olması. Bu açıdan bu alanda iyi bir dengeyi kurmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Erdem Bey, böyle bir iki dakikamız kaldı ama şu başlığı da sormak istiyorum ben size. Şu yeşil dönüşüm meselesi, hemen tüm sektörlerin artık kayıtsız kalamayacağı bir başlık haline geldi. Hele hele ihracat yapan, dünyayla entegre olan insanların, sektörlerin. Dolayısıyla bu manada da ne kadar hazır sektör ve bu işin neresindeyiz ve yani ne kadar hızlanmak gerek? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hangi sektör olursa olsun, gelecekte eğer dünya çapında bir oyuncu olacaksa bu ülke, yeşil dönüşümü, karbon ayak izini, karbon emisyonunu çok iyi ölçmeli, biçmeli ve hazırlanmalıyız. Avrupa Birliği'ndeki yoğun seramik üretiminin olması aslında Türkiye'nin seramik üretimi açısından da bir avantaj oldu. Çünkü Avrupa Birliği seramik sektörünü 2030'a kadar karbon emisyonu hesaplamasından muaf tuttu. Ancak tabii en kriterlerin dışındaki olağanüstü halleri hesaplıyor. Ancak normal şartlarda çalışan ortalama işletmelerde bir karbon emisyon hesabı yapılmıyor. Biz de bunu Avrupa Birliği ile uyumu sebebiyle dahiliz. Ancak biz daha önce, yani 1,5 yıl kadar önce çalışmalarımızı tamamladık. Türk seramik endüstrisi Avrupalı rakiplerine göre daha avantajlı durumda. Tesislerimizin yeni olması, fırınların ve kullanılan enerji miktarının Avrupalı rakiplere göre daha yeni olması sebebiyle ortalamada bu ülkemiz Avrupalılara göre emisyonda daha iyi durumdayız. Üstüne üstlük de sektörün çok hızlı şekilde güneş enerjisi paneli yatırımı yapıyor olması da bize bu avantajı devam ettiriyor. Son bir cümleyi söylemek isterim müsaade ederseniz. Sektörün çok önemli bir sorunu var. Sektörün ham madde kaynakları özellikle Ukrayna'daki savaştan dolayı azalıyor. Orada önemli bir ham madde kaynağı vardı ve İtalyanlar ve İspanyollar Donbas bölgesinden Ukrayna killerini ithal ediyorlardı. O bölge şimdi devreden çıkınca Türkiye'ye çok fazla kil talebi geliyor. Ayrıca Türk seramik fabrikaları da büyüyor ve büyümeye devam edecek. Yeni yatırımlardan bahsettik. Evet. Şile bölgesinde önemli bir kil havzamız var. Bu aslında bu havza aynı zamanda hem kil ham maddesi hem döküm kumu ham maddesi. Aynı zamanda da İstanbul'un inşaat atıklarıyla ilgili bir moloz döküm sahası. Hemen bunların, bu proseslerin sonrasında da çok güzel yeni ormanlar olabiliyor. Bununla ilgili de kamuoyuyla çalışıyoruz. Bunun çözülmesi gerektiğini sizin vesilesiyle hatırlatmak istedim. Erdem Çenesiz, çok teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız için, sorularımızı cevaplandırdığınız için. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı ama yarın yine görüşeceğiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi bir hafta diliyorum.